Hoş geldiniz arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi sizinle kahvaltı hazırlığımıza başlıyoruz. Ne yapacağım? Börek yapacağım. Şunu söylemek istiyorum. Serin mi serin? Cennet mi cennet köyüme hoş geldiniz. Allah'ım, burada arkadaşlarım bunalmak diye, sıcaklamak diye hiçbir şey yok. Gerçekten o kadar serin ki, hani annemler sıcak, bugün çok sıcak falan diyorlar ama yok bacım, yok. Bizim oraların sıcağına hiç benzemiyor. Gayet güzel. İşte yeşilliğin, ağacın olduğu yer sıcak olur mu? İşte ağaçlar bu kadar önemli. Her yerde yanıyor ağaçlarımız. Genelde. Allah'ım kötülere fırsat vermesin. İnsanımıza da bilinçli olmayı nasip etsin. Yediklerini, içtiklerini atmasınlar doğaya. Şişelerini, bilmem nelerini. Verecek, görevi görecek hiçbir şeyi doğamızda bırakmasınlar ki. Vesile olmasınlar güzelim ağaçlarımızın yanmasına. Şimdi börek yapacağım arkadaşlar. Çayımızı Sudeciğim demledi. Şekerli börek yapacağım. Yufkanın arasına şeker serpiştireceğim. Sonra kahvaltımızı yapıp, hızlı bir şekilde kahvaltımızı yapıp güne başlayacağız. Babam bahçede gırkı vuruyor. Gırkı vuruyor ne demek? Otları temizliyor demek arkadaşlar. Yabani otları. İş buluyor kendine. Bugün bayağı bir işim olacak gibi görünüyor. Şimdi böreğimizi yapalım, karnımızı doyuralım. Sonrasında işlere, güçlere geçiş yapacağız. Sizler nasılsınız güzel arkadaşlarım? Umuyorum iyisinizdir. Umuyorum keyfiniz, neşeniz yerindedir. Umuyorum ki hayatımıza ortak olmaktan son derece mutlusunuzdur. Çünkü ben her gün burada sizlerle buluşmaktan gayet memnun ve mutluyum. Annem satın almış bu yufkayı. Şey dedi, 100 lira kızım dedi, şu yufka dedi. Satın almış. Eskiden açardık, tezgahımızı kurardık. Talih yengem, İnci yengem, sonra ben, annem. Böyle komşular bir araya gelir. Ramazan yufkamızı açardık, fındık yufkamızı açardık. İmece usulü hepsini yapardık. Şimdi herkes bir tarafa gittiği için annem de beli rahatsız. Yapamıyor. Aslında kalabalıkken yapsak dedim ama ablamın da ameliyat oldu biliyorsunuz. Böbreklerin bir böbreği yok. Onu da öyle şey yormak istemedik açıkçası. Şunu bir pişireyim. Sonra günümüze devam edelim güzel arkadaşlar. Vallahi sineklik yaptırdık ama dedim sinekliklere dikkat edelim arkadaşlar. Mutfağınki kırılmış gerçi bir tanesi. Dişlisinin biri kırılmış. Aradan maradan giriyorlar işte. Anne eski tünün yok mu? Dış kapıya taksak. Anne. Uyuyor mu? Duymadı beni Eymen. Araba geldi galiba. Sesler var. Neyse, devam edelim. Bu tüpün öyle niye yani bizim sudan doldu mu ya? Gösterdi ki eski bin anne. Babam bahçedeydi. Ne yaptın baba? Çorabını çıkaralım çorabını. He? Dur, çorabın çok toz, ben çıkarayım. Tut benden. Çıkarayım. Tut benden, tut düşme. Demirden tut. Tamam. Kaldır ayağını azıcık. Kaldır baba ayağını. Heh. Tamam. Ne yaptın? Ha, bitti mi bahçe?
Bakayım gülgüsü biter mi yüzüm ya? Gülgü yapayım gülgü. Bitmedi yani. Yok. Daha gidemezsin ama bugün yoruldun iyice. Dursun çorabın dursun ben alırım dursun. Abi gidiyor ya. Tamam ben hallederim onları baba. Dursun. Hadi elin yüzünü yıka da sofraya gel. Of anam of. Of anam of. Herkes anam diyor değil mi baba? Yoruldum gülüm. Yoruldun tabii. Yoruldum ya vallahi yoruldum ya. Hemen yatağa. Seni hemen yatağa atalım. Oh. Ellerini yıka baba gel. Ellerini yıka da ben de çayını doldurayım. Haydi. Bugün cuma değil baba. Bugün perşembe olması lazım. Bugün ayın biri. Öyle mi? Aha. 1 Ağustos perşembe. Anne bugün perşembe değil mi? Perşembe perşembe. Takvimimizi yırttı. 1 yıldan şu kadar gün kaldı arkadaşlar. Görür müyüz, görmez miyiz belli değil. Şu üstü de koparmak lazım. Öğle ezanımız da okunuyor. Şurayı bir yırtayım da ben. Allah'ım bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle. Bana fayda verecek şeyleri öğret. Beni bana fayda verecek ilim ile nasiplendir. Amin. Efendim anne. Geldim. Çayın altını açtım da. Hemen babamın çayını da dolduruyorum. Arkadaşlarım çamaşırı hallettim. Babamın göz damlası var. Bir ara bana şey demişti. Göz doktorundan bana randevu al kızım demişti. Çünkü burada bir özel hastaneye gitmiş ve gözünde katarakt var. Ameliyat olman gerekiyor demişler. Göz özel göz hastanesi gibi herhalde. Öyle bir yer açılmış orduya. Yeni bilmiyorum. Oraya gitmiş işte. Orada da demişler gözünde katarakt var. Görmüyorsun ameliyat olman lazım demişler. Sonrasında annem devlet hastanesine götürdü göz polikliniğine. Orada da damla vermişler. Amca ameliyatlık bir durumun yok demişler. Damla vermişler. Çok şükür ameliyatlık bir iş olmadı. Şimdi damlasını damlatacağım babamın. Birer tane değil mi baba? Kazanan yarışmacı. Bizim çamaşırları var ya da balonlara toplayacak mısın? Emre. Damlayı da hallettik. Bugün çok fazla işim var yapmam gereken. Yapabildiğim kadarını yapacağım arkadaşlarım. O zaman Yeliz bacınıza kolay gelsin. Babanın yatağını düzeltir misin dedi annem. Kaymış kızım dedi. Yapamıyorum dedi. Şimdi onu bir halledeceğim. Gerçekten de kaymış baksanıza. Çil horozumuz da ötüyor arkadaşlarım. Gel Yeliz diyor. Hay Allah'ım yarabbim. Şöyle değiştireyim de yastık kılıflarını falan da. Yastığı da makineye atılacak olmuş. Onu da makineye atarız. Anne. Bunu da kaldırayım mı? Bu çarşafı. Ha? Bu çarşafı da kaldırayım mı diyorum. Niye yatak yaptın ki? Belini mi ağrıttı? Ne diyorsun bana?
Niye döşek yaptın? Belini mi ağrıttı babamın yatağı? Belim mi ağrıyor dedim. Hmm. Bak işte çevir. Ya burada ne geldi? Böcek daha. Burada yok, buradan gitti bu sinek küfür olsun. O kokulu böcek var ya arkadaşlar. Her yerde, her yerde. Ne diyorsun? Bununla işleri, dışları hep böcek. Bu sinek yok ki. Anne hangi çarşafı sereceğim? Arkadaşlarım, şimdi babamın yatağını düzenlerken bazayı da öne çekmişken diyorum ki şöyle arkasını da bir süpüreyim, sileyim. Odasını şöyle dip köşe bir temizleyeyim diyorum arkadaşlar. Ay anne, anamın eteğini giydim bakın. Özüme döndüm, özüme. Hep özümdeydim de böyle eteği giyince daha bir şey oldum. Ay şortla rahat edemedim. Şimdi işimi gücümü hızlıca yapayım. Dediğim gibi şöyle dip köşede bir temizleyeyim babamın odasını. Camı da oldukça kötü olmuş. Cama da bir el atarım Allah izin verirse. Annem de mutfakta işleniyor. Sude diğer odada. Bir toparlayalım bakalım evimizi. Ondan sonra rahat rahat otururuz. Buradan halıyı kaldırmam lazım. Bir süpüreyim. Kaldırayım. Bazayı rahatça çekeyim. Arkasını süpüreyim, sileyim. Tertemiz olsun. Mis gibi olsun. Pırıl pırıl parlasın bakalım. O zaman bana kolay gelsin güzel arkadaşlar. Süpürmeye başladım ama iyice doldu arkadaşlar süpürgesi. Şey torbası, o yüzden şöyle bir güzel torbayı dökmem lazım. Atamıyorum çünkü başka torbası yok. Geçen gün anneme dedim hani markası ne yani, hangi marka alıyorsun dedim. Bilmiyorum kızım dedi. Babam mı almış, ne yapmış artık. Şöyle bir güzel torbasını dökmem lazım. Aslında annem için en güzeli toz hazneli. Toz hazneli süpürge de. Durun bakalım. Şunu bir halledeyim ben. Arkadaşlarım ben süpürge torbasını, süpürgenin torbasını döküp geri gelene kadar babam yatağının başına geçmiş. Yatağımı düzeltin, yatağımı düzeltin, yatağımı düzeltin. Baba az süpüreceğim, az arkasını temizleyeceğim dedim. Yok 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 yok, yastığımı getirin, yorganımı getirin. O kadar çok yorulmuş ki bahçede. Şimdi annem de dedi, ben de dedim. Ne kadar dinler bilmem. Daha dedik bahçeye gitmek yok baba. Yoruluyorsun, hasta oluyorsun dedik. Hastayım zaten diyor ama yine de duramıyor. Babamı yatırdık. Sonra telefonum çaldı. Annemlerin ocağı geliyor arkadaşlarım. Ocak almıştık biliyorsunuz. İki çakmağı çalışmıyordu. Şimdi yenisini getiriyorlar. Haber verdiler. Arada Aydın abi dedi ocağı getiriyorum. Ondan sonra tamam dedik, evdeyiz, buyurun gelin dedik. Öyle. Annemin şimdi ocağı da gelecek. Yeni ocağa gelecek. Bakalım. Getirecekler, kuracaklar. Kurulumunu yapacaklar. Ortasından yanan ocağım gidecek. Ortasından yanan ocağım gidecek diyor annem. Evet. Eskimişti, çok eskimişti. Bakalım inşallah bunu da eskitmek nasip olur. İnşallah yenisini tekrar almak nasip olur. Bunu da babanın Ali aldı da geldi. Hangisi? Bunu mu? He. Yine Ali mi? He, böyle gaz kaçırıyordu altından. Bir yaktım öbürü hep buralarım yandı. Bir yaktım kollarımı. Bir de anda tren taşına dağılmıştı böyle şey. Ya patlasaydı. Gaz, he, hiç sorma. Şimdi bak bunun gaz emniyeti var işte anne. Nasıl? Şey böyle gaz kaçmayacak. Ocak yanarken sönse rüzgardan söndü ya da bir şey döküldü söndü. Gazı kesecek. Bu eskimiş. İşte. Allah korusun, kollasın, esirgesin. Bu kolumun hep kılları yanmıştı. Kazağımın yakası yanmıştı böyle her şey. Yanar tabii, parlamıştır birdenbire. Allah'tan yüzüm yanmadı. Üç kez oldu öyle. Tüp kaçırdı. Sonra üçüncüde kaldırdık attık. Ali de buraya gelmişti. Ali gitti babanın bile. Aldı geldi. Allah razı olsun. Allah ne muradı verse versin. Amin. Herkese. Adam ne geliyor? Geri geldi baba. Niye kalktın?
Ya bıraktım işte. Sana adam geliyor. Ocağa getiriyor ocağa baba. Ha, ocağa mı getiriyor? Ha, ocağa getirecek. Haydi, haydi gel otur. Ben yatayım diyorum. Yat. Yürü yat. Yatmıştı zaten. Yat. Dedik tamam, ki ona. Tamam yat. Yat baba tamam. Ocağa getiriyor mu? Ya geliyorlar yoldalar. Gelirse daha çağırırsın. Tamam tamam baba. Tamam gidin. Tamam. Çağıracağım babama. O zaman biz Aydın abi gelene kadar işimize devam edelim. Babamın odasını temizleme işi yaptı. Diğer işlere bakalım. Ocağımız geldi arkadaşlarım. Şöyle montajını da yapacaklar. Bakalım en son halini de gösteririm size. Erken geldi. Salı gelecekti. Yo yo anne yine in okun. Yemesine kaplama bu. Kurumuşu var. Bu sökeceğiz. Bak yani bu. Yo anne diye bana anne. Ben kendi yerim zaten orada. He orada kiracıydı ben. Tabii ne yerim orada benim. Ben orada 88'de başladım. Tam 38 sene oldu. Şükür Allah'a oradayız. Ben de Ağustos başladım. Mehmet Bey benim bölge müdürümdü. Ağustos 2018'de kapanınca böyle kreşim ünlü satıya başladı. Ben de yok alırdım yani ya. Markası ne Sülke? Şöyle denememizi de yapıyoruz. Hani değişse de var. Köpüğümüzde de baktık arkadaşlarım. Gaz kaçağı var mı diye. Kahve gözünüz, yemek gözünüz. Anacığım evet. Gel. Dur görsün. Gel anne gel. Hayırlı olsun. Diyorsun ya fazla enerji. Bak. Fırın kurusu. Bak şimdi bunu kapattık hepsine. Bastırıyorsun. Çevirdiğin göz yanar. Hiç elinde bir yerde yemek var. Tencerede çakmak derdi yok. Evet. Açtığın göz yanar. Kapatacaksın. Diyelim ki bu çakmaklar ıslanırsa buralar süt yemek taşar. Şurada memeler ıslanıyor. Islandığı zaman bu yanmaz. Yani biliyorum ya. Kuruyana kadar yanmaz. Fişten çekersen sen rahatsız eder. Kuruyana da çıt 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 sürekli sesler var. Manyet yapar. Üç gözü arıza yapsa bunu çakmaklara. Çarpma arıza yapsa. Sadece biri çalışsa. Bak bunu bastıracağım. Şu gözü yakacağım bak. Buna da böyle bir şey var bak. Hepsi birbirine bağlı. Hmm, tamam. Diyelim ki çakmakların bir tane çalışsa bile dört göz içinde hepsini kullanabiliyorsunuz. Hmm. Mesela bak şu gözü. Çakmağı çalışmasa bile gaz geldikten sonra çalışacak. Bak, bunu bastırayım bak. Şunu yapacağım. O göz yandı bak. Hiç alakası yok bak. Hmm. Demek ki hepsini aynı anda şey veriyor. Dördü buna bağlı. Bu dört tamam. Buna bağlı. Bu yine bak hepsi. Bütün tamam. Bağlı. Tamam. Senin çekmemde bir mahsur var mıydı abi? Yok yok. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel alışveriş oldu. Allah güzel Allah'ım. Hizmet oldu. Instagram'dan seyrederim inşallah. Atar mısın? YouTube'dan. Ben üye olmadım mı sana? Ama isim olarak girseniz. Girdim. Yeliz'in günlüğü yazınca videolarım çıkıyor. Görmedim ben. Gösterdim ya ben size orada. Tekrar gösteririm. İyi olur ya. Ben biraz teknoloji özürlüyüm. Olsun. Biz bile anlamadığımız şeyler oluyor. Kamera gösteriyor mu? Şimdi... Yolcu ediyoruz Aydın abimleri. Vallahi sağ olsunlar. Normalde böyle bir hizmet olmuyor dedi. Sizin için geldik dedi. Allah bin kere razı olsun. Böyle hizmet veren esnaftan diyelim. Güler yüzlü esnaftan diyelim. Allah hepsinden razı olsun. Uyku gözlerim yanımda. Uyu anne. Trabzon'dan firmadan gelmişler arkadaşlarım. Direkt firmadan gelince dükkanındaki ürünleri indirmiş. Aradı beni getiriyoruz diye. Vallahi hadi Allah buyurun. Razı olsun. Hadi sağlıkla kullan bakalım. İş sağ ol. Teşekkürler. Allah keselerden bol bereket. Amin anne. Amin. Ne diyeyim? Deme hiçbir şey deme. Sağlıkla kullan. Sağlıkla. Yüzün gülerekten. Yüzün gülsün yeter. İnşallah eskir yenisini almayanlar. İnşallah. Eskit sen onu yenisini de alacağım Allah izin verirse. İnşallah ömrümüz yeterse. Bu çok öbürü de hep gaz kaçmış hep yanmıştı sadece. Evet. Yeleme yakası falan. İyi fazla bir şey olmamış Allah korumuş. Aynen. Yat biraz sen haydi. Birazcık yatsın dinlensin. Biz de işimize alışmıyor devam edelim. Alışmıyor yatmaya. Anne eve misafir gelince düzenin bozuluyor işte. Kapıyorsun. Eve fare geldim Burcu.
Fare gelmez anne. Bu bu minnoşlar varken fare mi gelirmiş ya? Şabanım, Şabanım. Şaban. Geldin mi oğlum? Geldin mi be? Yavrum. Geldin yavrum. Mi? Geldin mi? Hadi gel. Gel. Hı. Gel Şabanım. Asev, asev, asev Şabanım. Gel Şabanım, gel. Hı. Senin kediler de hep böyle ayağa kalkarak sevdiriyor kendini. Gel, gel Şabanım, gel. Diyor, hiç evde yoktu ki bu 10 günden. Neredeydi vardı acaba? Öteki kedi dalıyor bunu. Nilin yapıyor, görüyor musun bana? Gel, gel Şabanım, yine gel. Gel. Ha, mırık, mırık, mırık. Yavru ya, yavru. Vallahi gördüğünüz gibi ocağımız geldi. Şimdi bir güzel silmek lazım. El izleri oldu. Şuraları falan bir temizleyelim bakalım. Bir temizleyelim. Bunun bak demirleri daha güzel anne. Diğerinin şuraları küttü. Şey, kesilmiş bir, gibiydi. Bak bu daha böyle şey, çevrilmiş. Eğri duruyordu diyor. Püle diyeyim vermişler neydiyle. Bu da dep geldi bu tarafına. Hadi ben onu dedim verirken. Aydın abi dedim. Şu şey tarafı bu tarafa dönük olsun dedim. Anlattım onu. Ne? Döndürmüş dururum onları. Belki de. Şöyle abi geriye ittiririz. Abi neydi? O da şey anne, şeyin ucundan çıkmıştır, şu gaz şeyinin ucundan çıkmıştır. Vallahi öncekinden çok daha güzel geldi. Bastıracaksın. Açamadın ya. Heh, çevir kendine doğru. Tamam. Öbürünü de yak. Biliyor mu yakma? Sen öbür şeyin hocama çakmak değil. Hangisi? Senin hocam var ya. Sen gittikten sonra aldıydık ya. Ha, hatırlamıyorum ki ben onu. Ben gittikten sonra olanları çok hatırlamıyorum anne. Hatırlamayacağım zaten. Altına gözü var diye. Aa, öyle hocam mı? Alt katta mı? Var mıydı öyle? Evet. Ha, hatırlamıyorum valla. Buzdolabını yandım. Ha. İşte böyle arkadaşlarım. Bir güzel köpürteyim ben şimdi şunu. Güzelce parlatalım. Sahibine benzemeyen haramdır. Evet. Hadi Allah'a ısmarladık. Haydi güle güle. Babamın ne dayısının kızı mı oluyorsun sen abla? Evet, dayısının kızı oluyor. Evet. Tanımadım seni ona diye. Efendim? Erken gideyim mi? Evet gidiyorlar ya. Yani. Sebat yengemler gidiyormuş, oraya evet, geçiyoruz biz de baba. İyi gidelim hadi. Sen televizyonun izle. Canan ablam da geldi. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Musluklar açıldı. Hadi ağzım alın. Ağlama ağlama. Niye ağlıyorsun? Seneye de gelecek. Sağ ol gülüm. Seneye de geleceğiz. Hep beraber gene Allah nasip ederse. Yani sonra bu sefer yine gelecek. Canan abla. Bu sefer yine. Sen ağlarsan ben ne yapayım? İşte hep görüyorum ya. Ağlama ağlama. Ağlam. Allah sağlık versin de. Gene gelirsiniz. Gene görüşürüz. İnşallah. İşin başı sağlık. Ha, ha Gülcan ablam da geldi. Merhaba, hoş geldin. Biz geliyorduk sizin oraya doğru. Ama Muzaffer gelince dedi ki fındık toplamaya ineceğiz dedi. Öyle olunca bir şey yapmadık biz de. Şu yukarılarda da var ama. Ne anne? İçeriye baksana. Bu şey açlı olan değil mi? Bak şimdi açlı böğürtlenmiş. Evet. Serap istersen üst tarafa çıkıp alabilirsin. Yok gerek yok. Aslında. Şuradan yukarıdan alabiliyorsun yani. Şurada yıkayayım. Ya Allah Allah. Anneanne olacak kadar da şey değil yani. Çok genç Gülcan ablam. Kızının düğününü yaptık biliyorsunuz Elif'in. Genç oluruz. Değil mi? Öyle. Öyle öyle. Allah sağlık versin. Her gün görülecek Gülcan abla. Sağlık oldu mu? Her gün görülüyor. Rabbim sağlık versin yeter ki. Geçen de bir arkadaş şey yazmış. Yeliz Hanım sadece ailenizi sadece ailenizi ve arkadaşlarınızı çekiyorsunuz. Ne komşularınızı görebildik, ne kuzenlerinizi görebildik. Ne başka işte bir sürü yazmış. Sonradan da yorumu kaldırmış. Neden kaldırdığını bilmiyorum ama. Şimdi görünmek isteyen kuzenlerimi gösteriyorum arkadaşlar. Ben şimdi izin almadan hiç kimseyi göstermek istemiyorum. Çünkü görünmek isteyen var, görünmek istemeyen var. Hoşlanan var, hoşlanmayan var. Komşularım da görünmek istemiyorlar açıkçası. Ondan sonra bir araya geldiğimiz zaman da her dün gitti Gülcan abla. Bir araya geldiğimiz zaman da çok böyle rahat çekemiyorum. O yüzden...
biraz böyle hani beni kötü göstermek istenen bir yorumdu ama sonradan arkadaş yorumunu kaldırmış. Artık ne düşündü de kaldırdı bilmiyorum. Dediğim gibi görünmek istemeyenleri çekemem yani. Zorla da yapılacak bir durum değil. Öyle. Şimdi Sebat yengemin yanına gidiyoruz işte. Amca kameralarda bağırmayalım amca. Sebat yenge niye amcamı sinirlendiriyorsun ya? Ne haber yenge? İyilik ne olsun. Biz gelecektik Muzaffer fındık toplamaya ineceğiz biz dedi. Şey yapamadık. Yok ya şey. Aşağıda yok yıkanmasın. Bizi de alın o zaman. Bizi de alın. Evet gönderiyoruz. Güle güle. Allah'a emanet olun. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. Herkese selamlar. Güle güle. Çukur acemi. Ay, sahip çıkın şoföre. Şoför acemi diyor. Turgay enişte değil de Muzaffer kullanıyor da onda. Allah'a emanet. Süpür süpür bitmiyor bu köyün işi gücü Tali yenge. Ölene kadar iş güç bitmiyor arkadaş. Ölünce ta başlıyor işler. Buradaki iş başka canım. Burada süpürge yok. Burada ne varsa hepsi burada. Çok gittin geldin mi? Ay Allah'ım ya Rabbim. Ben de dinle çağırdım. Ya yok. Ben de yapayım ben dedim ben yok. Ha. Nasıl? Yerim ağzı. Gelerdi. Kim geldi Tali yenge? Yanıma gelerdi. Serkan mı burada? He, Serkan. Kim seni? Burada ne kadar param var ha? Gireyim sıra mı? Gitmedi onun zavunu. Çağlan abla vermiş, açlık vermiş. Ana. Neyi yemiş anne? Aa, inciriymiş ya. Bu incir mi bu? Aha. Hayır, bu burayı yiyordu. İzirli. Şunu yiyordu, şunu. Ha, bunları yemiş, oraya gelmiş. Dudu. Dedim ya sana duta benziyor diye. Şu küçük dudumu da Ayten'in ineğe yedi. Arkadaşlar sabah uyandığımda inek burada kafasını sokmuş buradan. Şunu yükselsen aslında şey yapmaz. Ay domatesi nasıl güzel kızarmış anne. Maşallah baksana. Bak. İnna. Gördün mü? Domatesi beraber diktik mi? Yok. 90 lira verdim. Onu bekledim senden dikmek için. Gelmedim. Bunu da bekledim. Gelmedim. Gelemedin yani. Gelmedin deme. Gelemedin de. Gelemedin diyorum. Ben de. Hemen şurada değilsin ya. Nasıl geleceksin? Kızım? Hangi evlat ana babasının kapısına gelmek istemez? Hemen şurada değil. Huzur bulduğu yere gelmek istemez diyeyim ya da. İş hemen şurada değil ki nasıl gideceğim? Kaç saatlik yok. Herkesin evi ayrı, yolu sopa. İşi var, gücü var. Bak buralarda hep kabak çıktı. Fasulye diktim. Bostan dikti. Bitti. Bak buraya bostan ektim bitmedi kızım salatalık. Şuraya ektim bitmedi. Değil, şuraya da ektim bitmedi. Ama kendi aşağılarda bitti hep çangalların gibi. Sarı sarı çiçekleri nasıl güzel açmış annemin. Oraya da dikmiş. Güzel. Babam nasıl yanıyor diye soruyor. Bastır baba. Düğmeyi bastır. Çevir. Bastır çevir. Kendine doğru. Bastır. Allah Allah. Öbürünü dene. Çevir. Bastır çevir. Çevir şimdi. Vallahi arkadaşlar üstüme bakın ne giydim. Bana bir üşüme geliyor. Böyle tişört etek olunca üşüdüm. Üstüme giydim. Şunu şöyle çantamızı alıyoruz. Ve bizim oy gidiyoruz. Ve ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlarım? Bizim buradaki kirazımız kurumuş. Ne kadar seviniyordum. Annem oradan söküp
tenekeyi almış ama. Yanlış yaptın. Onu tenekede büyüdük dedik senin. Hiç kökü yokmuş. Ha. Nasip anne, ne yapalım olsun. Sevinmiştim vallahi oldu diye ama. Annemin tarlasına geldik arkadaşlar. Ben de çok sevinmiştim. Bak biberim dökmüş anne. Hı-hı. Maşallah bu devrilmiş ya. Baksana. Yan yatmış olduğu gibi. Yağmurdan olmuştu. Topuğum acıyor yokuşta yürürken. Şöyle fasulye toplayacağız biraz. Baksana yuva. Bu böceklerden gelmiş anne gene, bu kelebeklerden hep. Baksana bunlar hep şey, bitkinin özünü yiyor diyorlardı arkadaşlar. Zararlı. Şunlar bak. Kelebek gibi görünüyor ama. Allah onun gözüksün. Toplayayım mı ben şuradan, başlayayım mı? Bunu yapalım acık. Ben bunu unutmuşum. Geldi kara kızımız. Ne yavrum? Ne anne? Karaboncuğum. Aşkım bebeğim. Gel. Bebekleri nerede acaba? Aa, toplasana onları. Toplayayım dedim, bunu yapalım dedin yani. Ben yapıyorum bunu, sen topla. Domatesin yoluma yapmış. Abine bağlayayım da. Yağmurdan yatmış olan domates fidelerini falan şey yapıyor. Her şey hizmet istedi değil mi? Öyle tabii anne. Emeksiz yemek yok. Günü daha bitirdik arkadaşlarım. Çok şükür bugünümüze. Gidip gelip bakıyorum şuna. Tomurcuk da açtı. Nasıl güzel açtı, nasıl güzel. Çok şükür. Akşam ezanımız da okundu. Bir günü daha bitirdik. Çok şükür Allah'a. Arkadaşlarım, Sunaycığım abim geldi. Soğanımız yoktu, patatesimiz yoktu. Sağ olsunlar, soğan patates almışlar. Domates, salatalık, biber, patlıcan. Sonra ocakta tavuk. Ne yapıyor baba? Pişiyorum da. Ocağa da böyle tavukları koyduk arkadaşlar. Çayımızı da koyduk. Şöyle. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Böyle bir güzel kızarsın. Ondan sonra çayımızı da demleyeceğiz. Afiyetle. Onlar yorgunluk giderecekler. Sunay yemekten çok çay istiyorum dedi. Hemen çayımızı da koyduk. Karnımızı doyuralım, sonra çay faslına, sohbete, muhabbete geçeceğiz. Güzel yanıyor anne. Evet, öncekinden çok memnun kalacağım. O kadar güzel ki aynı gibi sanki. Baksana babaanne. Hiç pişiremedim onu. Eskimişti de anne. Yok, önce de öyleydi. Hep alındığından beri mi öyleydi? Hep alındığından beri öyleydi. Allah çok versin. Az çalışıp çok bereketim var. Allah evinde huzurlu yaşamayı nasip olsun. Amin anne. Amin inşallah. Arkadaşlarım, akşam yemeğimizi yedik. Çay faslına geçiş yaptık. Şöyle. Her akşamki gibi. Şurada şöyle bir oturalım. Çay keyfimizi yapalım. Serin serin. Gerçekten bugün akşamüstü üşüdük. Üstümüze polarlar giydik gördüğünüz gibi. Çay faslını bitirdik. Şöyle sabah için nohut ıslıyorum arkadaşlar. Yarının yemeğini de planlamak istedim. Baktım annemin bakliyatlarının içinde nohut var. Hemen şöyle birazını, yarısından çoğunu ısladım arkadaşlar. Şöyle güzel bir nohut yaparız.
Çünkü gündüz hani onu mu yapacak, onu mu yapsak, bunu mu yapsak gibisinden düşünüyoruz kara kara, ne yapsak, ne etsek diye. Şimdi nohutumuz bir ıslansın, sabah bir şişsin, güzel bir yemek yaparız. Ve ben artık sizlerle vedalaşayım güzel arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Serin serin köyümden valla. Hiç Bafra gibi değil, hiç sıcak değil. Serin, güzel, bol oksijenli. Valla gerçekten balkonda oturmak ömre bedel. O kadar mutlu oluyorum ki hep söylüyorum ya size, balkonda oturmak ömre bedel diye. Allah'ım herkese nasip etsin. Herkese mutlu, huzurlu olduğu yerlerde yaşamayı nasip etsin. Güzellikler içinde yaşamayı nasip etsin. Ben artık gideyim. Güzel arkadaşlarım, erken uyuyalım bu akşam. Abim, Sunay falan çoktan uyudular. Annem uyudu, babam uyudu. Saat şu an 12'yi çeyrek geçiyor. Vallahi böyle büyüklerin de düzeni bozuluyor. Yanına çoluğu çocuğu da gelse, en sevdikleri de gelse düzenleri bozuluyor. Uyku düzenleri falan. Annem de uyudu. Öyle. Şimdi ben gidiyorum. Videomuzu sabah düzenlerim. Ben de şöyle bir uykumu alayım. Güzel bir şekilde dinleneyim arkadaşlar. Bağışıklığımı şöyle bir toparlayayım falan. Çok şükür Allah'a iyiyim ama hani uykusuz kalmayayım. Hani birazcık dikkat edeyim. Öpüyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum güzel arkadaşlarım. Eğer abone değilseniz, abone olmadan izliyorsanız lütfen abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarımızı beğenmeyi ve kıymetli yorumlarınızı eksik etmemeyi unutmayın. Eksik, evet doğru söyledim. Babam öksürüyor. Çok şükür bugünümüze diyelim. Rabbim bugünümüzden kötüye düşürmesin inşallah. Babam böyle gözümüzün önünde çocuk gibi. Öyle o ağlıyor, biz ağlıyoruz. İşte neyse, öpüyorum, sevgiler selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.